Merhaba arkadaşlar, biliyorum YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar bilgisayar mal IoT branş denemesinin sonuncusuna geldik. Çok şükür bunu bitiriyoruz. Arkadaşlar elimizde çok fazla kurumsal deneme var. O yüzden branş denemesi çözmeyi düşünmüyorum. Kurumsal denemelerden ve bir soru bir yorumdan arkadaşlar devam edeceğiz. Bir soru bir yorum artırırız muhtemelen. Hemen başlayalım. Aynı türden 4 farklı su bitkisinde farklı atomları işaretlemiş moleküle vererek tüketmeleri sağlanmıştır. Bu ne yapmış arkadaşlar? Oksijen atomu işaretli karbondioksit, hidrojen atomu işaretli su, karbon atomu işaretli karbondioksit, oksijen atomu işaretli su verilmiş. Formülü bir yazalım arkadaşlar. Bakın karbondioksit artı su. Bakın bu önemlidir. Bunu çokça sormuşlar. C6H12O6 artı oksijen. Tamam. Kısa formülü yazdım ben kafanız çok karışmasın diye, tamam mı? Dikkat edin. Şimdi ne diyor bize? Oksijen atomu işaretli karbondioksit. Karbondioksitteki arkadaşlar oksijen nereye gidiyor? Glikozun yapısına gidiyor. Yani burada işaretli ne olacak? Glikoz olacak. Hidrojen atomu işaretli su. Hidrojen atomu zaten nereye gidiyor? Belli. O da glikoza gidiyor. Değil mi? Demek ki burada da işaretli glikoz olacak. Karbon atomu işaretli karbondioksit. Karbon zaten glikoza gidiyor. Burada arkadaşlar işaretli glikoz olacak. Oksijen atomu işaretli su. Bu da ne olacak arkadaşlar? Bakın sudaki oksijen atmosfere verilir. Unutmayın bunu. Burada arkadaşlar oksijen işaretli olacak. X deney tüpündedir. İşaretli oksijen atomuyla glikoz arası sanır. Evet bu doğru. Y ve Z deney tüpünde işaretli atoma glikoz arası sanır. Bakalım Y ve Z'de evet glikoz arası sanır buna. Bunu da söyledik. T deney tüpünde işaretli oksijen atomunu bitki fotosentezde dışarıya verir. Oksijen de bulunduğu için oksijen gazı arkadaşlar dışarıya verir. Cevabımız Edirne olacak. Canlılara gerçekleşen diyor özellikle hangileri oksijenli ve oksijensiz solunumda ortak olarak görülür? Şimdi arkadaşlar oksijenli ve oksijen solunumu hatırlayalım isterseniz. Oksijende ne var? Glikoliz var. Glikoliz, Krebs ve ETS basamakları var. Oksijensizde de arkadaşlar aynı şekilde glikoliz var. Ondan sonra cuma Krebs var ve ETS basamakları var. E hocam ikisinde de bunlar var. Bunların farkı nedir? Arkadaşlar bunların farkı ne biliyor musunuz? Son elektron tutucusu ETS'nin sonunda oksijenin sonunda son elektron tutucusu kimdir? Oksijendir. Oksijen arkadaşlar hidrojenleri ve elektronları alarak protonları daha doğrusu neyi oluşturuyor? Suyu oluşturuyor. Ama oksijensiz solunumda arkadaşlar son elektron tutucusu sülfat, ondan sonra nitrat, ondan sonra karbondioksit falan gibi arkadaşlar inorganik maddelerdir. Dolayısıyla arkadaşlar son elektron tutucusu bunlara değiştiği için enerji verimi oksijenin solunumdan daha düşüktür. Bunu bilim adamları son elektron tutucusunun arkadaşlar elektron çekme eğiliminin düşük olmasına bağlıyorlar. Tamam mı? Ortak olanı soruyor bize. Organik besinlerin de yapısındaki diyor kimyasal bağ enerjisinin ATP'ye dönüştürmesi. Arkadaşlar bu nedir? Bu solunum tanımıdır zaten. Solunumda ne yaparsın? Sen besini alırsın glikozu değil mi? Veya diğer besinler olabilir. Ne yapıyorsun? Bunların yapısındaki kimyasal bağlarla bunu enerjiyi bunları parçalayarak açığa çıkartıyorsun ve bu enerjiyi ATP'de geçici olarak depoluyorsun. Bu solunum tanımı zaten. İkisinde de ortak. ETS varsa arkadaşlar unutmayın kemiozmoz vardır. Kemiozmotik mekanizma neydi? İşte protonlar arkadaşlar bir boşluğa pompalanıyor. Zarlar arası boşluğa falan derken ATP sentez enzimi üzerinden tekrar geri döndürülürken ATP sentezleniyor. Bu da arkadaşlar ETS varsa bu da var anlamına geliyor. Dediğimiz gibi su elektron tutucuları arkadaşlar farklı. Oksijen, oksijenin solunumda diğerlerinde farklı moleküller kullanılıyor. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Üçüncü soru ne diyor? Biyoteknoloji çalışmalarıyla bitkilerde diyor hangileri yapılabilir? Kromozom sayısının artırılması. Arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Poliploidi diyoruz. Poliploid. Ne demek hocam bu poliploidi? Özellikle bitkilerde bu var arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Hücre bölünmesi sırasında kromozomlara kutuplar çeken iplikleri var ya onların oluşumunu engellerseniz ne olur? Kromozomlar birbirine ayrılamazlar ve aynı hücrede kalırlar. Bu sefer kromozom sayısı artar. Bu şekilde 5 yenli, 4 yenli bitkiler elde ediliyor. Bu şekilde arkadaşlar bitkiler de verimin arttığını tespit etmişler. Hocam ne demek istiyorsunuz? Yani 5 yenli, 3 yenli, işte 4 yenli falan olduğu zaman bakmışlar ki daha fazla işte buğday fazla veriyor. İşte ve mısır daha verimli oluyor. Koçanı büyük oluyor falan filan yani. Bu arkadaşlar bitkilerde kullanılıyor. Tür içi ve türler arası melezlemeler yapılması. Arkadaşlar burada ne oluyor?
Diyelim ki işte meyvesi iri olan, bol olan, işte soğuya dayanıklı türler ne yapıyorlar? Melezlenerek iki özellik aynı bitkide toplanmaya çalışılıyor. Ve işte diyelim hayvanlar için de bunu düşünebilirsiniz. Yani diyelim ki süt verimi fazla, et verimi fazla. Bunlar arkadaşlar melezleme yapılarak bu özellikler aynı canlı toplanmaya çalışılıyor. Bu şekilde arkadaşlar yeni ırklar elde edilmeye çalışılıyor diyebiliriz. Soğuğa karşı dirençli bir üretilmesi. Bu da arkadaşlar gerekirse genetik madde aktarımı da burada kullanılabilir. Bu şekilde işte böceklere karşı, değil mi? Böcek bitki yiyemiyor, yani soğuğa karşı bitkiler falan bu şekilde elde edilebilir. Bu çalışmalarla arkadaşlar bunlar yapılabilir diyebiliriz. Aşağıdaki şekil insanda dolaşım sistemine aittir diyor. Buna göre harflendirilmiş damarların hangi üçünde diyor yadımlama ürünü, yani yıkım sonucu oluşan ürünler ne olabilir yıkım ürünleri? İşte mesela karbondioksit olabilir mi yadımlama, yani yıkım ürünü? İşte azotlu atıklar falan olabilir. Azotlu atıklar, amonya kolon olabilir, üre olabilir değil mi? Azotlu atıklar filan. Bunlar arkadaşlar yadımlama ürün dediğimiz maddelere örnek verilebilir. Yani aslında burada kirlilik oranları falan bak diye bakarsanız daha doğru olur yani. Mesela diyelim ki ne var burada? Bakın X, Y, Z var. Bakın ne oldu? Aortla çıktı. Herhangi bir organa uğramamış. Bak organa daha girmemiş. Değil mi? Mide, bağırsak, atar, damar. Bakın daha böbreğe girmemiş. Girip çıksa arkadaşlar yadımlama ürünleri değişebilir. Üre boşaltılacak ya burada. Dolayısıyla değişebilir yani. O yüzden arkadaşlar X, Y, Z'dir bunun cevabı zaten. Bunda fazla olduğu söylenebilir. En yakındır yani. Herhangi bir organa uğramamış zaten. Mesela diyelim ki hocam şu böbrek topları damarı ile karaciğer üstü topları damarı neden olmaz? Şimdi mesela böbrekten çıktı ya şimdi burada. Ne olacak? Azotlu atık miktarı en düşük olacak burada. Azotlu atık, yani üre yoğunluğunun en az olduğu damar neresidir? Böbrek topları damarıdır. En fazla olduğu damar da nedir? Karaciğer üstü topları damarıdır. Yani bunlar mesela üre bakımından bunlar arkadaşlar nedir? Çok farklıdırlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada en mantıklısı gene şurada herhangi bir organa uğramadığı için aortun kolları diyebiliriz yani. Aşağıdaki şekillerde vücutta bulunan bazı eklem çeşitleri gösterilmiş. Disk eklemi demiş, kafatası, omurlar arası eklemler. Arkadaşlar bu nedir? Oynar eklem veya hareketli eklem. Kafatası neyi oynamaz? Hareketsiz eklem. Bu da nedir arkadaşlar? Yarı oynar veya yarı hareketli eklem. Neyi soruyor bize? Hareket kabiliyetine göre çoktan aza. Oynar, yarı oynar, oynamaz. Yani X, Z, Y diye sıralarız bunları. Şeker hastalığına diyor, diabetes mellitus, insülin hormonu yetersiz de hiç olmaması durumunda kan şekerinin normal üzerinde bulunmasıdır diyor. İki tip şeker hastalığı var. Tip 1'de diyor insülin yetersiz olmasının sebebi kişinin kendi bağışık sistemi pankreasının Langerhans adacıklarındaki insülin üreten beta hücrelerini tahrip ediyor. Arkadaşlar bu hastalık nedir biliyor musunuz? Bu hasta, daha doğrusu böyle birkaç hastalık var. Bunların ortak adı nedir? Otoimmün hastalık. Ne demek hocam otoimmün hastalık? İmmünoloji ne? Bağışıklık bilimi. Otoimmün ne demek? Yani ne oluyor arkadaşlar? Kendi bağışıklık sisteminin gidiyor kendi hücrelerine saldırıyor. Mesela çölek hastalığı var. Ondan sonra Hashimoto tiroidi var. Tip 1 şeker hastalığı var değil mi? Bu tip hastalıklar arkadaşlar kişinin bağışıklık sistemi gidiyor kendi hücrelerine saldırıyor yani. Bu şekilde ne oluyor? Beta hücreleri tahrip olduğu için insülin yeterince üretilemiyor ve tip 1 dediğimiz şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Tip 2'de ne oluyor? Yeterli miktarda salgılanmayan, daha doğrusu ilk başta hedef organdaki reseptörler insüline duyarsızlaşıyor. Devamında arkadaşlar insülin miktarında da yetersizlik görülebilir. Normalde ilk zamanlarda yani bundan insülinde aslında sorun yok. Kanda insülin var ama hücredeki reseptör insülini takmıyor, tanımıyor onu. Dolayısıyla gene kandaki şeker tanınmadığı için bu insülin bu hücreleri geçemiyor yani. Tamam, ikisi de şeker hastalığı zaten. Kan şekeri yüksek oluyor bunlarla. Diyor ki ortak olarak hangileri görülebilir? Arkadaşlar bunlar nedir? Kanların zaten ozmotik basıncı da yüksektir. Çok fazla su içerler. Çok da arkadaşlar idrara çıkarlar. Bu şeker hastalığında görülen bir durumdur. Çok çabuk acıkma. Arkadaşlar glikoz hücreye geçemediği için tabii ne oluyor? Birinci yakıt nedir? Glikozdur. Dolayısıyla bu durumda arkadaşlar görülebilir. Yani hücreler biraz daha böyle beslenemiyorlar yani, öyle düşünün. Dediğimiz gibi çok su içerler, çok da idrara çıkarlar. Cevabımız edeni olacak. Aşağıda insan kulağına ait yapılar numara olarak gösterilmiş diyor. Buna göre numara bölgelerinin hangileri işitme olayında görebilir. Şimdi bakalım arkadaşlar, burası neresi? Kulak zarı burası.
kulak zarı. Burası ne? Bakın, orta kulak yutağı bağlantılı burada. Üstteki borusu. Üstteki borusun görevi neydi? Arkadaşlar ne yapıyordu? Kulakların basıncını dengeliyordu çok sesli ortamlarda. Ondan sonra acaba kulak zarı zaten aldığı uyarıları kime veriyor? Çekiç, öz, üzen kemiklerin arkadaşlar ne oluyor? Oval pencereden ses dalgaları salyangoza giriyor. Burası nedir? Salyangoz. İçinde arkadaşlar kort organı var ve kort organı sayesinde alınan ses titreşimleri buradan uyarıya dönüşüyor ve derken buradan da arkadaşlar işitme sinirleriyle beraber beyne gönderiliyor. Burası neresi arkadaşlar? Yarım daire kanallar. Yarım daire kanallar. Salyangoz işitme ile ilgilidir. Yarım daire kanallar denge ile ilgili yapılar içeriyor. Tamam, diyor ki hangisi işitme olayında görevlidir? Kulak zarı aldı titreşimleri, çekiç, öz, üzengi, oval pencere, salyangoza giriyor dedik. Burada zaten kort organı beber alınan uyarılar beyne gönderiliyor. 2 ve 4 olacak cevabımız. Aşağıdaki tabloda bazı maddelere ait süzülme, gerilme ve salgılama miktarları gösterilmiş. Tablodaki değerlere göre hangileri doğru olabilir? Potasyum boşaltım kanalı salgılama ile verilmiş. Nasıl anlayacağız bunu? Bakalım, dikkat edelim. Süzülmüş 29.6 gram. Geri eminlere bakalım, 29.6. Ha, süzülen tamamı geri eminmiş. %100 yani. Ama hala idrarda var. Ha, süzdün, geri emdin, bir de salgılama var zaten. Demek ki bu 2 gram arkadaşlar salgılamayla atılmış. Glikozun tamamı aktif taşımayla geri eminmiştir. Arkadaşlar bakın, %100'ü geri eminmiş değil mi? İdrarda yok. Bir şeyin tamamını geri emmek istiyorsan bu difüzyonla olmaz. Hocam neden olmaz? Bakın şöyle düşünün. Diyelim ki şurada bir zar var. 10'dan sen şimdi 2'ye taşıyorsun maddeleri. Şimdi başta difüzyon olur. Ne zaman olur? 6'ya 6 olunca difüzyon tamam. Artık difüzyon daha yemez. Tamamını sen bu tarafa almak istiyorsan azdan çoğa da taşımaya başlaman lazım değil mi? Dolayısıyla tamamını almak demek aktif taşıma demek. Bunu da söyleriz. Klor ve kreatin diyor nefron kanalına salgılanması gerçekleşmemiştir. Bakalım klora. 640 gram arkadaşlar süzülmüş. 634 gramı geri emilmiş. 6 gram kaldı değil mi? Fark 6. Ha, demek ki buna herhangi bir ekleme olmamış. Eğer bu miktar artmış olsaydı o zaman derdi ki sadece süzülen atılmıyor. Salgılamayla buna ek yapılıyor diye düşünebilirdik ama 6 gram olduğu için zaten bu kadar fark var arada. Dolayısıyla buna herhangi bir ekleme yapılmamış. Yani salgılama olmamıştır diyebiliriz. Kreatine bakalım. Süzüldü. Arkadaşlar bu hiç geri eminim olmamış gördüğünüz gibi. Geri eminim olmayan arkadaşlar madde kreatinindir biliyorsunuz. Dolayısıyla 1.6 bu da 1.6. Burada artma da olmamış. Bakın süzülen kadar atılmış. Demek ki arkadaşlar buna herhangi bir ekleme yani salgılama yapılmamış. Bu da doğru oldu. Cevabımız Edirne olacak. Aşağıdaki şekilde merkez sinirlerinin bazı bölgeleri numaralarla gösterilmiş diyor. Bir neresi arkadaşlar? Uç beyin veya beyin kabuğu. Bakın burası. Beyin kabuğu veya diğer adı uç beyin. Şurası arkadaşlar bakın nasırlı cisim, beyin üçgeni. Şurası arkadaşlar epitalamus. Ondan sonra cuma talamus. Şurası ne? 5 orta beyin. 4 hipotalamusu gösteriyor. 2 nedir arkadaşlar? Omurilik. Aşağı doğru devam ediyor değil mi? Şurası nedir arkadaşlar? Bakın ağaca benzetiliyor ya hayat ağacı. Nedir bu arkadaşlar? Beyincik. Şurası pons. Bakın şurası ponstur. Pons. Burası da arkadaşlar nedir şurası? Omurilik soğanıdır. Omurilik soğanı. Bize neyi soruyormuş? Beyincik. Beyincik kaç olacak? 3 olacak. Uç beyin 1 olacak. Omurilikte arkadaşlar 2 olacak. Cevabımız C oldu. Onun sonra arkadaşlar yaprağın şekli verilmiş. En nekesiti bu. Bakın şurası neresi? Üst epidermis. 4 üst epidermis. Bir nedir arkadaşlar? Palizat parenkiması. Palizat parenkiması. 2 nedir? Sünger parenkiması. Bu ikisi neyin elemanları arkadaşlar? Özümleme parenkimasının elemanlar. Özümleme ne demek? Fotosentez demek. Bitkinin en meşhur özümlemesi. Yani fotosentezdir o anlamda diyorum. 3 nedir burada arkadaşlar? İletim demetleridir. Üstte ne var arkadaşlar? Üstte ksilem var. Hadi ayrılalım böyle. Altta ne var arkadaşlar? Fulem var. Şurada ne var arkadaşlar? Bakın şurası stomadır. Stoma. Sünger parenkiması biliyorsunuz boşlukludur. Buradan alınan arkadaşlar gazların buraya daha rahat yayılmasını falan sağlıyor. 1 ve 2 diyor kloroplast bulundurur. Evet, palizat ve sünger fotosentezin yapıldığı yerler. Kloroplastları var.
3 diyor su besin iletimine görev alır. Yani su taşıyanlar kısilem, mineralleri taşıyanlar suyla beraber yani tabii su da var içinde. Organik besin taşıyan da nedir? Floemdir diyebiliriz. Doğru. 4 farklılaşarak stomayı, tüyü oluşturuyor diyor. Evet. Epidermisin farklılaşmasıyla arkadaşlar tüyler, stomalar, ondan sonra emergensler, hidatotlar salgılamasıyla ne oluşuyor aynı zamanda? Kutikula oluşuyor. Cevabımız ne oldu? Edineme oldu. Bitkiler topraktan alınan suyun fazlasının diyor yapraklardan buhar halinde atılmasına terleme adı veriliyor. Terlemeyi hatırlarsanız ne demiştik? Buharlaşmak düşüneceğiz. Evet, buharlaşıyor ve havaya karışıyor, atmosfere karışıyor. Diyor ki hangileri diyor? Terlemeyi hızını artırmaz. Arkadaşlar siz bitkiyi toprağın sularsanız terleme artar. Hatta şöyle bir grafikte arkadaşlar daha önce sınavda çıkmış. Diyelim ki sen bitkiyi suladın, tamam mı? Birinci gün ne olur? Bakın terleme hızı grafiği şöyle olur. İkinci gün ne olur? Terleme hızı grafiği şöyle olur. Üçüncü gün ne olur? Terleme hızı grafiği böyle olur, değil mi? Gündüz öğlen saatinde fazla olur, geceleri daha az olur. Yani gitgide azalır. Topraktaki su azalınca terleme de azalır. Topraktaki su artınca terleme de artar. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün gibi düşünebiliriz. Bu tamam, bu doğru. Bitkin ışık alma süresinin artması. Arkadaşlar ışık alınca ne olur? Tabii ki stomalar falan da açılıyor. Fotosentez hızlanıyor. Gündüz öğlen saatini düşünün ya veya zamanı düşünün yani. Terleme nedir arkadaşlar? Maksimumdur değil mi? Gündüz öğlen saatinde stomalar açık olduğu için. Havadaki nemin azalması. Ha. Şimdi arkadaşlar havadaki nem artarsa ne olur? Bu sefer havanın ozmotik basıncı azalır. Yani hava yapraktan su çekmek istemez. O yüzden biz ne diyoruz? Nemli havalarda terleme azalır, damlama artar diyoruz değil mi? Dolayısıyla havadaki nem azalınca da bu sefer ne olur? Havanın ozmotik basıncı arttığı için yapraktan daha çok su çeker ve terleme artar. Doğru, havadaki nem azalırsa terleme artar. Ortam sıcaklığı, zaten sıcaklık biliyorsunuz terlemeyi hızlandırır. Arkadaşlar atmosferdeki azot gazının azalmasıyla zaten buradaki olayın bir bağlantısı yoktur. Aşağıdaki grafikte bir popülasyonun zamana bağlı birey sayısındaki değişim gösterilmiş. X, Y, Z ile gösterilen bölgelerle ilgili olarak hangileri doğrudur? Bu evleri bir yorumlayalım arkadaşlar. Bakın X'teki durum nedir? X'te arkadaşlar bakın birey sayısı artıyor. Artıyor ama eğim de artıyor. Eğimin artması ne anlama geliyor? Tanjant alfa yani. Bilim zamanındaki arkadaşlar birey sayısının artışı. Buna biz ne diyoruz? Üreme hızı yani. Birey sayısının artış hızı artıyor. Bakın 7'de birey sayısı artıyor. Ama bakın ne oluyor burada? Eğim azalıyor. Görüyor musunuz? Bakın burada eğim artıyor, burada eğim azalıyor. İğme gibi düşünebilirsiniz. Yani X'te ne yapıyor? Birey sayısı artıyor ve birey sayısının artış hızı da artıyor. Y'de birey sayısı artıyor ama eğim azalıyor. Yani birey sayısının artış hızı azalıyor. Z de zaten nedir? Büyüme hızı sıfırdır. Değil mi? Dengeye gelmiş popülasyon yani. X'te diyor çevre direnci düşüktür diyor. Birey sayısındaki artış hızı artıyor ya. Ortam şartları olumlu yani. Çevre direnci düşük diyebiliriz. Doğum oranı yüksek. Y bölgesinde birey sayısının artış hızı azalmıştır. Bakın dikkat edin. Aynı şeyden bahsediyorum. Y bölgesinde arkadaşlar birey sayısının artıyor ama birey sayısının artış hızı azalıyor. Dikkat edin buna. Aradaki farkı birey sayısı artıyor ama artış hızı azalıyor. Z'de diyor popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmış. Evet. Yani maksimum ulaşmış zaten. Buna biz taşıma kapasitesi diyoruz. Cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Arkadaşlar bitkilerle yönelme ile ilgili bir soru var. Burada eksi olan arkadaşlar var. Bunu biraz arkadaşlar üzerine duralım. Bakın karanlık ortamda yönelme olur mu? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz oksijen nereden salgılanıyor? Büyüme noktasından salgılanıyor. Yani uçtaki meristemden salgılanıyor ve aşağı kısımları taşınıyor. Bakın şurada sen büyüme noktasını kesmişsin. Yani şurada meristemi almışsın. Dolayısıyla burada arkadaşlar ne olmaz? Burada büyüme ve yönelme olmaz. Işık versen de olmaz yani. Tamam. Büyüme noktası yok çünkü. Oksijen salgılayan bölümü almışsın yani. Peki karanlıkta nasıl oluyor yönelme? Bakın ne olmuş burada? Büyüme noktası kesilmiş. Ve büyüteyim onu biraz daha. Şöyle yan tarafa doğru kaydırılmış. Şimdi büyüme noktası canlını bir süre koruyor. Oksijen üretiyor hala yani. Buranın bakın büyüme noktasını almışsınız öyle düşünün. Şuranın ise büyüme noktası var şu bölümün. Oksijen ister istemez burada ne yapacak? Bu tarafa doğru geçeceği için. Burası da daha fazla büyüyeceği için ne oluyor bu sefer? Şu tarafa doğru yönelme oluyor yani. Tamam, burada yönelme var.
Yani karanlıkta yönelme olur. İlla ışık olmasına gerek yok. Burada yönelmeyi sağlayan kim? Oksin. Sen oksinin dengesini bozarsan, yani birikim olursa bir tarafta, orası daha fazla büyüyeceği için yönelme olur yani. Burada ne oluyor? Işığı her taraftan veriyorsun. Işığı her taraftan verdiğin için oksin ne yapıyor? Dengeli dağılıyor. Dengeli dağıldığı için her tarafta büyüme aynı oluyor ve düz büyüyor. Yönelme olmuyor yani. Peki burada ne olmuş? Bakın bunu da büyütelim. Bakın diyelim ki Mika koyarsanız buraya. Mika arkadaşlar ne yapar? Böyle jilet gibi düşünün yani. Şu büyüme noktasını böyle jiletten şuraya kadar, ortaya kadar böyle yarıya kadar kesmişsiniz yani. Öyle düşünün şöyle. Mika arkadaşlar oksini geçirmez. Mika oksini aşağıya geçirmiyor. Şimdi burada arkadaşlar büyüme noktası var ya. Buradan oksin salgılanıyor. Buradan geçemiyor. Şuradan geçecek aşağıya doğru değil mi? Dolayısıyla ne olacak? İster istemez bakın şurada birikim daha fazla olur şu tarafta ve burası daha fazla uzayacağı için bu sefer ne olur? Mika'ya doğru bir yönelme olur. E burada sen ışığı da buradan vermişsin. E zaten ışık verince ışığı sevmiyordu. Oksin ışığın diğer tarafında birikiyordu yani şurada. Burası daha da uzayacak şimdi yani. Onu da şöyle anlatayım size. Belki bilmeyenler vardır. Yani diyelim ki şöyle büyüme noktası duruyor. Kolyoptile biz şuradan ışık verdiğimiz zaman burada ne oluyordu? Üretilen oksin ışık sevmediği için oksin bu gölge kısmında daha fazla birikiyordu. Burası daha fazla uzadığı için zaten ışığa doğru yönelme oluyordu. Burada zaten Mika'nın olduğu taraftan ışık vermişsin. Zaten Mika'ya doğru yönelecekti. Işık da o tarafta zaten. Burada yönelmenin miktarı da artmış olur. Dolayısıyla burası daha fazla büyüyeceği için diyebiliriz. Gerçi burada şöyle bir durum var. Karanlık ortam demiş. Işık vermiş gerçi burada. Arkadaşlar ışıkta da olsa, karanlıkta da olsa gene Mika'ya doğru yönelme olacak. Eğer ışığı buradan vermişsen Mika tarafından yönelme daha fazla olacak. Eğer ışık vermeseydin sadece Mika olsaydı zaten gene bu tarafa doğru yönelme olacaktı. Burada arkadaşlar bir yanlışlık yapılmış soru hazırlanırken. 13 ne oldu o zaman arkadaşlar? 1 ve 4 yani C'de yönelme görülür. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.